Seni keşfeden evet, 70 dönümde bir yeri döndür ha. Evet, evet. Selamun aleyküm. Evet, Başkanım bir fıstık tane fotoğraf çektirin. Ondan sonra bir daha traktöre bir teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür sizleri gördük daha iyi oldu. Şimdi suyu sulanır. 1, 2, 3, 5, 6, 7 sefer sulanır. Maşallah. Şimdi bu hanım kardeşlerimiz ne yapıyor? Bunlar şu anda fıstığı çeviriyorlar. Fıstığı çeviriyorlar. Makine çevirmediği yerler de onlar çeviriyor. Onlar çeviriyor. Yani set yaptığımız tava başladık derimiz. Şimdi makine almıyorlar yüksek olduğu için. Bir de depelemesini takıma koyuyoruz. Takımdan sonra kenara alıyoruz. Tekrar aynı sırada patoz makinesi lazım. Yani Sayın Başkanım, biz Avrupa Birliği'nden 22. Gergalandı, Türkiye genelinde. 24 tane toplam coğrafya çağlarında. 22.sine yer fıstığının coğrafya aldık. İnşallah bu Osmaniye'de hayırlı bir sonuç getirecek. Fıstık gibi bir memleketteyiz. Fıstığın başkentindeyiz. Osmaniye'deyiz. İl Osmaniye'deyiz. Bugün bu tarlamızda, Hüyük mevkiinde, Aslaniye'de fıstık hasadına hep beraber biz konuk olduk. Ve Osmaniye'mizde şu an fıstık hasadı yapılıyor. Fıstığın ana vatanı Türkiye'mizde, başkenti Osmaniye. Biz de bu bölgede 18 bin dekarlık alanda sulama birliğimizin de 270 üyesiyle burada fıstık ekimleri sonrasında hasatları gerçekleştiriyoruz. 14 Nisan'da 15 Nisan'da başlayıp 15 Mayıs'a kadar devam eden o ilk dikimlerin ürünlerini bugün tarladan fıstıklarımızı topraktan söküyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Fıstık öyle bir ürün ki Çukurova o kadar mümbit bir toprak ki işte coğrafyamız, güneşimiz hamdolsun. İkinci ürün olarak da fresh fıstığı olarak da böyle 15 Mayıs'tan sonra da yine tarlalarımızda bizim bu bider derdik biz böyle. Evet. Biderlik fıstık derdik. Hala öyle diyoruz değil mi başkanım? Evet, şimdi tabii fıstık aynı zamanda Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili aldı. Fıstık sadece bir ürün değil. Osmaniye için fıstık bir yaşam kültürü. Fıstık evlerimizde hepimizin bir geçim kaynağı. Çocukluğumuzdan beri bir tarım toplumuyuz ve biz bu işe göre yaşarız. Yani sabah kalkıp akşam uyumaya gidinceye kadar hayatımızı fıstığın ürün halinde artık toplanmasına kadar varan süreç belirler. Bizler de Osmaniye'mizde 25, 26, 27 Ekim tarihlerinde inşallah hep birlikte güzel bir fıstık festivali yapacağız. Ve bugün Türkiye'mizin hep birlikte Aşçılar Federasyonu'nun civardaki üniversitelerimizin katılımlarıyla inşallah burada profesyonel bir iş çıkaracağız. Ve emekçi kardeşlerimizin bu alın terlerini o gün hep birlikte en iyi çiftçileri de yarışıyor şeklinde değişik kategorilerde yılın çiftçilerini seçerek, yılın kadın çiftçilerini seçerek, yılın en inovatif çiftçilerini seçerek bu kültürü artık biz gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz. Ve bütün Türkiye'yi, bütün Osmaniye'yi festivalimize bekliyoruz. Bir şey de güzel olduğu zaman bu bölgede fıstık gibi derler değil mi? Evet. Doğru. Yani fıstık bizim hayatımızın bir parçası. İşte Amanosların şu gördüğünüz eteğinden burada böyle o kadar alüvyol yüksek böyle miktarda mümbit topraklar var ki. Peki sergen işi ne zaman nasıl oluyor böyle burada? Pazartesi başlıyor. Pazartesi başlıyor. Burada mı toparlarız yeri yoksa karşıda burada mı yaparız? Burada toparlayacağız. Buraya da çaya bekleriz. Evet. Yani. Değil mi? Maşallah. Vakit fıstığı bu. Evet. Bu fıstığın da dalları bizim hayvancılıkta yem bitkisi olarak kullanılır. Bir şapka yok muydu? Şapka, fıstık şapkası. Gel.
hasadımız hayırlı olsun, ürünümüz bereketli olsun ve fıstıkçılığı inşallah Osmaniye fıstığını gelecek nesillere hep birlikte bizler aktaralım istiyoruz. Bu